Merhaba çocuklar, nasılsınız? Umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir. Bugün artık günlerden Perşembe ve Perşembe günü ilk etkinlik olarak sizinle bir deney yapalım mı? Evet dediğinizi sanki duyar gibiyim. Bu deneyimizin adı oksijen deneyi olsun. Oksijen neydi? Bizim nefes almamızı sağlayan, yaşamamızı sağlayan şeydi değil mi? Nefes almadan, oksijen almadan hayvanlar, bitkiler ve insanlar yaşamını sürdürebilirler mi? Sürdüremezler değil mi? Bakalım ateş de oksijen almadan, hava olmadan yanacak mı? Merak ediyor musunuz? Ben çok merak ediyorum. Bakalım neler olacak. Bu deneyimizde bize gerekli olan şeyler: bir adet boş kavanoz, bir mum, bir tabak ve bir çakmak. Bu etkinlikte çakmak kullanacağımız için, yani ateşle ilgili bir etkinlik yapacağımız için bunu bir büyüğünüzle mutlaka deneyin, olur mu? Tek başınıza biz çakmaklara, ateşe dokunmuyoruz değil mi? Aferin size. Şimdi mumumu yakıyorum. Evet, mumum şu an yanıyor değil mi? Evet. Bakalım bu mum kavanozun içinde kaldığında da yanmaya devam edecek mi? Sizce yanacak mı? Hadi bakalım deneyelim. Yavaşça kavanozumu koydum. Şu an kavanozumun içinde hava var. O hava ile birlikte yanıyor. Ama bakalım birazdan hava bittiğinde neler olacak mı? Yanmaya devam edecek mi? Bakın yavaş yavaş mumum sönüyor ve söndü. Çünkü içindeki hava bitti, ateş onu kullandı ve bitirdiğinde de söndü. Demek ki ateş de oksijen almadan, hava olmadan yanamıyormuş değil mi? Bir daha yapalım mı? Hadi bakalım. Bir kez daha deneyelim. İyice yansın mumum. Ve çok yavaş bir şekilde kavanozumu kapatıyorum. Kavanozumun içinde yine ne var? Hava var değil mi? Yani şu an oksijen alıyor. Bakalım mum ne kadar süre yanmaya devam edecek? Mum bu sefer birazcık daha küçük yandı değil mi? Evet ve bitti. İçindeki havayı kullandı ve bitti. Siz dediğim gibi bu etkinliği evde yapmak isterseniz mutlaka anne veya babanızla, yani bir büyüğünüzle deneyin, olur mu? Ateşe kendimiz dokunmuyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.